Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzun konuğu... Aman! Bu taraftan geldi bu sefer. Logitech G Pro Wireless oyuncu faresi. Bu mouse gerçekten de muazzam çünkü hem Logitech e-spor takımları ile birlikte işbirliği yaparak mouse'u geliştirmiş ve piyasaya sürmüş durumda. Gerçekten de profesyonel bir oyuncu faresi. O zaman haydi geçelim videoya. Kutu tasarımına hızlıca baktığımız zaman klasikleşmiş Logitech G kutularına benziyor aslında. Ön tarafında mouse'un üst taraftan bir görseli bulunuyor. Hemen onun üstünde ise Pro Wireless ibaresi. Altında Logitech G logomuz. Lightspeed teknolojisine dair bir bilgilendirme. Giro sensörler, PowerPlay özelliği ve RGB ışıklandırma olduğuna dair bir ibare bulunuyor. Sol tarafında ise bütün teknik özelliklere yer verilmiş durumda. Şöyle hızlıca bir kutuyu açalım. Kutuyu açtıktan sonra bizlere G Pro Wireless oyuncu faresi karşılıyor. Unutmadan kutunun sağ tarafında da bu mouse'u geliştirmek için Logitech'in dünya çapındaki e-spor takımları ile çalıştığını zaten başlıktan da anlamışsınızdır. 50'ye yakın profesyonel oyuncu ile birlikte bu mouse geliştirilmiş durumda. Mouse'u kutudan çıkarttığımız zaman altında bir jilatinimiz var. Bunu bir kenara bırakalım. Kutu içerisinde neler var bunlara bir bakalım. Kutuda hem USB algılayıcısı, kutunun diğer tarafı ise mouse'un şuradaki sağ ve sol kısımlardaki yer alan tuşları değiştirmek için tuş aparatları bulunuyor. Şurada kablomuz bulunuyor. Bu kabloda ortalama 2 metre yakın bir kablo ve plastik kablo. Kutunun içinde ise şöyle hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzları ve garanti belgesi çıkıyor. Mouse'un biraz tasarımına bakalım. Mouse'un altından başlayacak olursak alt tarafta DPI tuşumuz bulunuyor. Genellikle DPI tuşunu üst tarafta görmemiz mümkün oluyordu ama Pro Wireless modelinde ise alt tarafı konumlandırılmış. Üst taraf daha da sade kalmış durumda bu şekilde. Sensörümüz HeroSensor 25K olarak isimlendiriliyor ve bu 25K'da aslında 25600'lük bir DPI aralığına sahip. 25000 DPI gerçekten çok yüksek aralık olduğunu söyleyebiliriz. Burada açma ve kapatma tuşumuz bulunuyor. Hemen altında ise şu şekilde USB algılayıcımızı konumlandırabileceğimiz bir yerden bir yere giderken vesaire takabilirsiniz ama kutudan çıktığı an şuradaki USB algılayıcısı çıkıyor. Bunu da şu şekilde konumlandırabiliyorsunuz ve sonrasında kapağı kapatabiliyorsunuz. Mouse üzerinde 7 adet atanabilir tuş bulunuyor. Bu tuşlar sağ ve sol olmak üzere her iki el içinde kullanılabiliyor. Yani siz solaksanız sol elle kullanabiliyorsunuz. Sağ elinizi kullanıyorsanız şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani her iki eli de destekleyen bir yapıda. Toplam 7 adet atanabilir tuş bulunuyor. Bunların ikisi sol tarafta, ikisi sağ tarafta. Burada mesela pasif şu anda sağ el için bir tuş ataması yapılmış burada. Kutu içerisinden çıkan tuş aparatlarını da kullanarak sağ kısmada tuş ataması yapabiliyorsunuz. Scroll tuşumuz bulunuyor. Sağ ve sol klik olmak üzere 2 adet de burada bir tuşumuz var. Toplam 7 adet olmak üzere tuş mevcut. USB Type-C ile birlikte gelmiyor maalesef. Normal micro USB algılayıcısı ile birlikte geliyor. Burada da görüyorsunuz zaten. Mouse'u açtığımız zaman RGB ışıklandırma şu şekilde yanıyor. Hemen üstünde de şarj yüzdesini gösteren üçlü bir aydınlatma mevcut. Ama bu genellikle açıp kapattığınız zaman yanıyor veya şarjı taktığınız zaman bildirim ışığı olarak yanmakta. Asıl ışıklandırmamız Logitech G logosunda ve bu Logitech G logosu gerçek anlamda sadeliği gösteriyor mouse'da çünkü başka bir aydınlatma bulunmuyor. Sadece burada bir aydınlatma var ve burada daha çok sadeliği sevenler için gerçekten birebir bir mouse olduğunu buradan hissedebiliriz. Şimdi gelin biraz da G Pro Wireless oyuncu faresinin teknik özelliklerine yakından bakalım. Hero 25K sensör bulunuyor. 80 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu da gerçekten ideal bir ağırlık oyuncu faresi olduğunu söyleyebiliriz. Ele oturan bir ergonomisine de sahip. PowerPlay şarj sistemi ile uyumlu. Bu PowerPlay özelliği Logitech'in kendi mouse pad'leri üzerinden de mouse'u kullandığımız zamanlarda bile şarjı kablosuz olarak şarj edebiliyor mouse'u. PowerPlay özelliğini destekleyen aksesuarları kullanarak mouse'unuzu şarj edebilirsiniz. Dediğimiz gibi 25000 DPI'lik bir sensörümüz bulunuyor ve 4000 IPS'lik sensör hassasiyeti mevcut.
mevcut. 1000 Hz'lik frekans hızı ve 1 milisaniyelik tepki hızı G Pro Wireless ile birlikte geliyor. Logitech'in belirttiğine göre varsayılan aydınlatma ile birlikte 48 saatlik bir kullanım süresi kullanıcıya sunuyor. Ek olarak aydınlatmasız, yani siz aydınlatmayı kapattığınız andan itibaren 60 saatlik bir kullanım ömrü kullanıcısına sunuyor. Mouse'un şarjı bitti, sürekli şarjı da takıp çıkartma durumu olmuyor genellikle. Uzun süre için gerçekten de kullanıcısını memnun ediyor şarj konusunda. Evet, G Pro Wireless ile birlikte CSGO oynadım ve bu CSGO sürecine gelin yakından birlikte bakalım. A few moments later. Evet, oyun performansında ise beni gerçekten memnun etti. Hem hafiflik olsun hem de ergonomik açıdan şöyle tutuş yaptığınız zaman beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Uzun kullanımda biraz parmak izi yapıyor, onu söyleyelim, ama böyle beni çok rahatsız eden bir parmak izi olmadı. Ama uzun kullanımda bir süre sonra gerçekten de parmak izi yaptığını söyleyebilirim. Yapı olarak biraz daha farklı bir malzeme kullanılmış ama benim çok çok hoşuma gitti. Böyle tutuş olarak kaygan bir zemin değil, mat bir zemin olduğunu zaten görüyoruz burada. Ek olarak Logitech'in kendi G-Hub yazılımı üzerinden de bütün kişileştirebilir ayarlarınızı yazılım üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. DPI ayarından RGB ışıklandırması olsun, tuş atamalarına kadar bütün özelleştirilebilir ayarları G-Hub yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu tuşların seslerine bir yakından bakalım, nasıl bir performans veriyor. Evet, Logitech G Pro Wireless oyuncu faresi bu şekildeydi. Evet, bu videomuzun konu Logitech G Pro Wireless oyuncu faresiydi. Bütün detaylarıyla birlikte bu videomuza yakından bakma fırsatı bulduk ve yine ürünle ilgili bütün detaylarını açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bye bye.